Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyet Allah ise şayet, o gider ona ulaşır. Cenab-ı Hak da diyor ki, o senin dediğin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fakat Allah diyor ki, ben kulumun hayatında böyle karanlık bir çizgi istemiyorum. Rahmetinin rüsatına yakılır şekilde ya Rabbi, sen bizi o lütuflarla serfiraz kıl. Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Bu niyeti koruduğunuz takdirde hedeflediğiniz ufka ulaşırsınız. Tam ulaşmasanız da Allah tam ulaşmışların mükafatıyla mükafatlandırır. Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Buhari'nin ilk hadisi, hadisin ilk ravisi de Efendimiz'den kim? Hazreti Ömer. İçtihar ettiği, meşhur olduğu Yahya bin Sa'idül Ensari. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَ حِجَّتُهُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ فَحِجَّتُهُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَ حِجَّتُهُ اِلَى دُنْيَا يُسِيبُهَا اَوْ اِلَى اَمْرَأْتٍ يَنْكِحَا فَحِجَّتُهُ اِلَى مَا هَجَرَ اِلَيْهِ Niyet Allah ise şayet, o gider ona ulaşır. Allah Celle Celaluhu arada bıraktığın boşluğu doldurur. Kulum sen kuldun. Garize-i beşeriyen vardı. Cismani baskılar altında bunları yaptın. Esasen 10 metrelik bir mesafe kat edecektin fakat 5'te kaldın. Bu 5'i de ben lütfumla dolduruyorum. Seni o zirveye ulaştırıyorum diyor. Allah'ın rahmetinin muktezasıdır bu. O mecbur değildir. Ve ma infe'lu nisleh zeftiradin alel hadil mukaddesi ta'ali. Yine Bedül Emali'de. Ehli itizal bu mevzuda Allah güzeli yaratma mecburiyetindedir. Estağfirullah. Yef'alullahu ma yeşâ ve yehkum ma yurid. Allah'a hiçbir şey farz değildir. Fakat rahmetinin, vüs'atinin muhtezası olarak bir şeye niyet etmişsiniz. İşte bir örneği Efendimiz'in beyanı, yatsı namazını kıldınız. Gece kalkma niyetiyle yattınız. Uykudaki soluklarınız sizin tesbih olur. Sanki, hani bu da Buhari'nin son hadisi, en son hadisidir bu da. Kelimetani hafifetani alel lisan, sakiletani fil mizan, habibetani lirrahman, subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim. İki kelime vardır ki bunlar, lisanda gayet hafif, işte gördüğünüz gibi bu kadar, kolayca telaffuz ediliyor. Hafifetani alel lisan, sakiletani fil mizan, mizana konduğu zaman orada hafizan Allah, Allah öyle yapmasın. Ama tonlarla günah geldi. Göz günahı, kulak günahı, ağız günahı. Günahlar geldi. Kötülüğe adım atma günahı, kötülüğe el uzatma günahı, kötülüğü düşünme, planlama günahı getirdi, kefeye koydular. Fakat öbür tarafta birdenbire bilemediğiniz şey bir pazubent gibi geldi, terazinin yukarıya kalkan kefeye kondu. Birdenbire burada dolu gördüğünüz o günahlar kefesi yukarıya kalktı ve aşağıya indi. Diyeceksiniz ki Allah'ım bu da nedir? Subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim. Sakiletani fil mizan. Mizanda da her şeyi ağır basan bir şeydir. Vaka Efendimiz hadis-i şeriflerinde bu mizanda ağır basan şeyi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Birisinin mahşerdeki o meseleyi ifade buyuruyor. İfade buyurmazsa dedince böyle resmediyor. Günahlar fevkalade ağır basıyor. Sonra böyle bilinmedik bir şey öbür kefeye konunca bu defa ağır basan o kefe yukarıya kalkıyor. Ya Rabbi bu nedir diyor. Cenab-ı Hak da diyor ki o senin dediğin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yürekten heyecan, his ve imanın bir mızrap gibi indiği kalbin çıkardığı ses, soluk olması şartıyla la ilahe İllallah Muhammedur Resulullah.
İşte bu odur, bu dünyada her şeyden daha ağırdır. Siz o niyetle yattığınız zaman sabaha kadar soluklarınız tesbih yerine geçiyor. Sanki Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahil azim. Veya Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira ve Subhanallahi bukaten vasila. Bu da yine ona ait. Veya Subhanallahil azim. Bizim rükuda söylediğimiz veya Subhane rabbiyel ala secdede söylediğimiz şeyler, bunların hepsi mesurat olması itibariyle bunların hepsi kastedilebilir. Ve siz sabaha kadar Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor gibi yapılır. Dolayısıyla bakın, uyku anı bir boşluk anıdır. Hayatınızda karanlık bir çizgi esasen. Fakat Allah diyor ki, ben kulumun hayatında böyle karanlık bir çizgi istemiyorum. Madem beni andı yattı, sonra beni anmak üzere yattı, kalkmaya niyet ederek yattı, ben o kara çizgiyi de siliyorum, oraya ak bir çizgi çiziyorum. Ak bir çizgi çiziyorum. İnne rahmeti sabakat ala gadabi ve rahmeti vesiat külle şey. Kendinden beklenen odur. Onun için mesuratta münakaşası yapılabilir. Kema yenbeği li celali veçik ve azime sultanik. Senin azametine yakışır şekilde, rahmetinin rüsatına yakılır şekilde ya Rabbi, sen bizi o lütuflarla serfiraz kıl.